Arkadaşlar selam. Bu aldığım üçüncü kayıt birçok sıkıntı çıktı ve 20 dakikalık kaydım boşa gitti. O yüzden enerjim biraz düşük olabilir kusuruma bakmayın. Bugün de karşınıza böyle biraz rahat kıyafetlerle çıktım. Şirket olarak bazı sorunlar yaşıyoruz. Ama kahvemi yaptım ve This War of Mine serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki videoda arka arkaya bu seriye devam etmelisin çok güzel oyun tarzı yorumlar alınca e benim de zaten kafamda bunu 3-5 bölümlük bir proje olarak planlamıştım. Geçtim kamera karşısına tekrardan çekeyim dedim ve oyun zevkimizi arttırmak için bir iki tane mod kurdum arkadaşlar. Bunlardan ilki envanterle ilgili 99 tane stack yapmamıza yarayan bir mod. Normalde 4 4 4 2 2 2 diye stacklenen eşyalar sizin sürekli gidip gelmenizi sorunlu kılıyordu, zorunlu kılıyordu ve ben bunu 99'a yükselttim. Başlangıçta 10 10 10 diye yaptım, yetmedi. Bir kere hile kullanırsanız hep kullanırsınız zaten. 99'a çıkarttım. Daha seri oldu. Zaten ben o kısımları videolarda kesiyordum. Bu şekilde de kendimi kandırıyorum. Bunun yanı sıra oyun müziklerini Last of Us müziklerine çeviren de bir mod yükledim. Daha güzel oldu benim için. Ve bir önceki videomuzda oynanış tarzımda gerçekten çok yanlışmış. Ben önümüze geleni öldürüp yağmalarız, eşyalarını alırız diye. İlk bölümde ilk günden gittim yaşlı çiftin evine. Maalesef ki onları katlettim. Ee, bu da yanlışmış. Karakterlerinizin depresyona girmesinin büyük sonuçları oluyor. Götürüsü var arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum artık. Buradan da şunu anlayabiliriz. Oyunun bize vermek istediği mesaj şu. Siz böyle zor durumda bile insanlığınızı koruyup insanlara yardım ederseniz açgözlü davranmazsanız ancak öyle oyunun sonunu görebiliyorsunuz. Bu oyunda bize bunu söylüyor, bunu aşılıyor. Şöyle bir evimiz var. Bütün karakterlerimizi bir işe yarattım ve her yeri temizlettim. Kapımıza biri gelmiş. Neyse ki buradasınız. Bir top mermisi sokağın aşağısındaki bir binaya isabet etti ve insanlar enkazın altında kaldılar. Onları çıkartmaya yardım edin. Geçici bir hastane kuracağız. Tıbbi malzeme var. Şimdi buna evet derseniz karakteriniz o gün çıkıyor gidiyor. Yani yağmaya yollayamazsınız. Nöbette tutamazsınız onu. Ama bunu evet demenizin hem psikolojik hem de maddi olarak güzel getirileri oluyor. Ben evet diyorum. Ki Katya'yı gönderdim. Başka bir karakterle de gönderebilirdiniz. Şimdi Bruno bizim için 3 adet yemek pişirecek. Yemekleri burada bırakırsanız arkadaşlar yağmalanmasını engellersiniz. Buradan yağmalayamıyorlar. Ama mesela şurada olsaydı ya da başka bir yerde olsaydı şu şekilde o yağmalanabilirdi. Bruno çok aç olduğu için Bruno'ya biraz yemek yediriyorum. Pavle'ye de biraz yemek yedireceğim. Çünkü Pavle bizim asıl elemanımız. Gerek hızlı koşması gerek de envanterinin fazla olmasından dolayı. Bruno'muz yorgun. Yatıralım Bruno abimizi. Abdülbaki Bruno. Cahreyn olduğunu da söylemişti bir tane izleyici önceki videonun yorumunda. Bu karakteri de yatırıyoruz. Evet, yatıralım bakalım. Ve günümüzü bitiriyoruz arkadaşlar. Tabii biz gün dörtteyiz. Bu size bağlı. Gün 80'e kadar uzatabilirsiniz oyunu. Normalde 40'da falan bitiyor. Şimdi burun nöbette dursun. Bu arkadaş yağmaya gitsin. Harabe askeri üs. Kesinlikle gitmenizi tavsiye etmiyorum. Tamam askerlerin saldırı tüfeğini alırsınız ve kendinize mükemmel bir koruma sağlayabilirsiniz ama o askerleri halletmesi gerçekten ölüm gibi bir şey. Keskin nişancı kavşağına gidip acaba diyorum bir çılgınlık yapıp şuraya gitsek, şu levyeyi alsak, küreyi alsak kafalarına böyle geçirsek acaba o kötü insanların. Bu arada kötü insanları öldürünce karakteriniz. Aa hatırladım burayı tamam. Dikkat et keskin nişancı tarafından vurulmak istemezsin. Gerçekten istemem de. Nerede ki o? Lan vuruyor mu şu an beni? Pislik herif otelin içinde tüm sokağa hakim durumda diyor. Vallahi da öyle lan. Otel nerede? Ne yapacağım? Vurur mu? Direkt gittiğim anda vuruyor mu beni şimdi bu adam? Hiçbir şey yapmadan. Şunu niye vurmuyor o zaman? Atı atış seslerini duyuyorum. Ama şöyle yavaştan. Vallahi vuruyor lan. Korkunç bir durumdayım. Pavleyi daha ilk günden kaybetmek istemiyorum. O yüzden sessiz sessiz gideceğim. Korkuyorum. Vurulmak. Vuruyor. Vuruyor. Her geçen gideni vuruyor. Bana eyvallah hacı. Ben brexit. Ben Pavlexit. Intellectual bir şaka yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Yani olan benim karakterimin yaralanması oldu. Şimdi onu tedavi etmek için bir sürü şey harcayacağım ya. Of. Yorgunsun, açsın. Bu sefer biraz daha az tehlikeli bir yere gidelim. Yemeğe ihtiyacımız var. Bolca yiyecek olan bir yer. Yıkılmış villaya gönderiyorum. Yani orada bir keskin nişan... What the fuck? Burası yine o yaşlıların evi. O yüzden burayı soymasam benim için daha iyi olacak karakteri uyandırmadan bakalım ne kadar eşya alabileceğiz. Özel mülk diye üzerinde yazıyor. Yani şuraları yağmalayabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Adamın evinin bagajındaki çöpler buralar öyle denilebilir. Kendisini üstte gördüm o yüzden fazla tıklamıyorum ki şu şekilde yavaş yürümeye devam edelim. Yani yaşlı çifti yine halletmek zorunda kalmak istemiyorum. Hani yükselmek derler ya. "Ay yükseldim abi ya." falan derler ya. Bu da benim şey uydurduğum bir kelime bas bariz. Temiz su, ayıcık. Şimdi ayıcık mı daha önemli? Bitkileri salla işimize yaramaz. Temiz su elbet işimize yarar. Eyvah eyvah biri geldi. Tamam çıkıyoruz buradan. Ne diyor? Yukarı mı çıkıyor? Beni soyduracak mı? Ne yapacak? Karısını mı çağıracak? Kocası mı gelecek? Ne olacak? Adam bıçakla geldi. Olamaz. Ben bunu kırana kadar arkamdan gelip beni öldürecek yine ya. Crowbar çok ses çıkartıyor. Bakın ne kadar ses çıkarttığını görebilirsiniz. Vur onu. Hayır vurma lütfen. Kötü abi ben kötü biri değilim. Bak ben vallahi kötü biri değilim. Oh kurtulduk çok şükür. Ben kalp hastası. En azından yemek getirdik ve karakterimiz de ölmedi. Yani bu da bir şeydir. Aşırı aç. Bu karakteri hemen beslememiz lazım. Dur dur dur. Hemen ne öyle yemek olmaz. Bize bıçak yapabilirsen gerçekten çok büyük bir yararın dokunmuş olur. Bıçak yapabilmek için silah parçaları gerek. Silah parçalarını da sağ olsun bu takasçı arkadaşımızdan alabilirim diye umuyorum. Silah parçalarını alıyorum. Şunu alıyorum. Bakalım bunlar için benden ne isteyecek. Sana bunlar için bir adet mücevher veririm. Bir adet alkol veririm. Bitki vereyim. Beş tane bitki vereyim sana. Şeker var. Şeker verebilirim. Süper. Anlaşalım. Temiz su. Geç. Yemek işime yarar. Bunu alıyorum. Eşyaların üstüne geldiğinizde şurada bakın. Tam da buna ihtiyacım var. Bunun için çok şey veririm. ilgi çekici. Bu adamın ilaca ihtiyacı var. İlaç verirsek muhtemelen çoğu şeyini alabiliriz. 11 tane su alacağız. Anlaşalım. Bizim ilaca ihtiyacımız şimdilik yok. O yüzden sargı bezini de verebiliriz. Ama adamda almaya değer bir şey kalmadı. O yüzden senden bunu geri alıyorum ve seni yoluna yolluyorum. Şimdi bir adet bıçak yapıp Böyle insanların sopalarla böyle kafasına kafasına geçirmeye hazırız arkadaşlar. Bıçağımızı yapalım. Crowbar'la da insanlara dalabilirsiniz ama crowbar anında öldürmüyor. Yani sandığınız gibi kolay değil. Filmlerdeki gibi kolay değil. Askeriyiz bak şimdi düşünüyorum acaba diyorum gitsem mi? Otel. Dikkatli olmanız tavsiye edilir. Keskin nişancı kavşağına gitmeyeceğim. Sen yatakta uyu sen nöbette dur. Seni yağmaya göndereceğiz ama nereye çıkartsak seni? Hadi gidelim bakalım askeri üste gidiyorum bir değişiklik olsun diyorum. Bu çağımı alıyorum bir de alkolümüz varsa eğer insanlara takas yaptığımızı söyleyebiliriz. Eğer başarılı çıkarsak arkadaşlar karakterimiz depresyona girebilir. Evet ama öyle eşyalar kazanırız ki burada bıçak çektiğimiz anda tüfekleri bize doğrultacaklarına eminim. Bakalım benden ne istiyor. Ee, tüfek veriyor bak kendisi. Bana bunun için çok şey vermen lazım diyor. Yani çok şey vermen lazım. Bu sana pahalıya patlar. Bir dahakine biraz içki getir vatandaş. Bir saldırmazsın değil mi bana kapıyı kapatsam? Tamam 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 çıkıyorum çıkıyorum. Tamam tamam tamam. Çıkıyorum çıkıyorum vurmayın lütfen lütfen. Sıkıntı yok ya. Sakin olun sakin olun. Eyvah eyvah. Üç tane adam etrafımızı bir dahakine gideceğin yer öbür taraf olacak diyor. Yani planımız elimizde patladı olan bir gecemiz oldu maalesef. Dördüncü de geliyor. Eyvallah kardeşler, ben gidiyorum. Buradan bize ekmek çıkmadı. Biz kimiz ki zaten? Bir tane bıçakla gitmişsin oraya. pipi gibi bir tane evinde bıçak yapmışsın. Askerlerin yanına gidiyorsun. Ney bakın arkadaşlar, onları öldürüp silahlarını alacağım. Ha, evet evet. Eminim öyle yaparsın. İyi atıracağız, başka çaremiz yok. Uzun zamandır uyumadım. Şimdi güzel bir uyku çekeceksin garanti ediyorum. Bugün eğitimin için sıkıyor olacaksın. Süpermarket. Harabe. Kerhane. Vay be burayı ilk defa gördüm. Gitmek isterim açıkçası. Şimdi Katya üzgün olduğu için şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakın bu taktiği size kimse söylemez. Yatakta uyu nöbette dur. Süpermarkete Katya'yı yolluyorum ve yanıma bıçak ve şunu alacağım. Yağmaya çıkıyorum. Burada bir kadına taciz etmeye çalışan. Kadını taciz etmeye çalışan bir askerimiz var. Ha, hayır. Askerimiz yok. Başka bir şey oldu lan. Çok kötü oldu oğlum. Bu planda yoktu burada asker vardı. Vuracak mı beni şimdi? Hey sen. Merak etme her ikimizi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bugünlerde böyle adamlar kalmadı. Ben şöyle sizden hızlıca yağmalıyım. Burada normalde bir tane adam var arkadaşlar. Asker. Kadına diyor ki yiyecek bir şey arıyor musun diyor. Kadın da evet diyor haliyle. Ben de var gel bak seninle şöyle bir arkalara gidelim. Ben sana yedireyim diyor yani. Kelimenin tam anlamıyla da yedirecek. Metaforik olarak da yedirecek. Siz de o askeri öldürdüğünüzde karakteriniz mutlu oluyor. Yani birine yardım ettiğiniz için. Adamı öldürdüğünüz için değil. Şimdi ben de düşünmüyor değilim. Acaba bu insanları ben arkadan patır patır vursam, silahlarını alsam, Bruno'ya oya versem. Oo bak yağmalıyor. Orayı ben yağmalayacaktım. Ben de bir yağmalayayım. Hep sen, hep sen. Benimle uğraşma. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Tamam. İhtiyacımız olanı alıp gideceğiz. Evet, ekipten ayrıl. Öyle yukarılara çık aynen. Köşelere gidin, dağılın. Her yere bakın. Oyuncak ayı salla. İlaç daha çok işimize yarayacaktır. Oo, konserve yiyecek. Silah parçaları. Barut. Barutu da boş ver. Şimdi asıl bomba geliyor. Gel bakalım buraya şeker götlüm Kadındır o, yazıktır. Yapmayın. Skyrim'deki random encounter mantığı burada da geçerliymiş demek ki arkadaşlar. Çünkü ben buraya her gelişimde o askeri görüyordum. Şimdi e, uzun bir aradan sonra bu karakterleri gördüm. Tekrar 3 tane kişi. Onlar da burayı bizim gibi yağmurlamaya gelen bir avuç genç. Ama yasaklanıyor saklanıyorsun da oraya sen der gibi. Evet çok iyi ayrılın birbirinizden. Kendime karşı koyamıyorum. Giriyorum buraya. Uçağı çıkarttım. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yemediler. <laughs> Bunlar bizden daha tecrübeli tabii. Olmaz olur mu? Adamlar gedikli eski kula bak 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 nasıl gidiyorlar bir yere. İşiniz bitti mi lan? Bir yere kaçıyorlar mı? Ne oldu? Korktular tabii bıçağı gördüler ya da askerler falan basacak burayı sanırım. Beni de korkuttular. Adamların bir bildiği vardır. Birini öldürmeden bir gün daha geçirdik. Bugünü de boş geçirdik arkadaşlar. Hala bir silahımız yok doğru düzgün. Soyulduk mu? Pavle ufak bir yara aldı. Pavle zaten oldum olası e, rahatsızlanmış bir karakterdi. Söz dinlemiyordu. Kişisel sıkıntıları vardı. Ah, ah bir zamanlar birbirleri için çok şey ifade eden insanların artık iki yabancı olması var ya arkadaşlar. Berbat bir durum değil mi? İçki damıtıcısı, alkol damıtıcısı. Bununla saf al alkol yapabiliyorsunuz. İçmenin yanı sıra arkadaşlar yaralarınızı sarmak için kullanabilirsiniz. Takas için kullanabilirsiniz. Yaralarını saralım ki Enfeksiyon kapıp daha da kötüleşmesin. Katya sıkıntı yok bak. Burada bu kadar adamız tam. Oraları kapattık. Ben şimdi sana bir, birkaç askeri halledip silah da bulacağım. Hızlı hızlı ya hızlı zı. Hadi burada şeydi değiliz lokantada değiliz. Üzgün ve yorgunsun o zaman dinlen. Bazen başını yatağa koyduğunda yastığa koyduğunda bütün sorunların hallolur yani. Ben uyumadan önce yatağa çok stresli gidip mesela okul sebebiyle. Çok stresli gidip uyandıktan sonra aman salla bunlar da o kadar büyük dert miymiş dediğimi çok hatırlıyorum yani. Sana birini öldürtürsek sen bitersin yani. Bu kadın bizim işimize yaramayabilir. Cinsiyetçilik olarak değil. Erkek olsa da aynısın derdim. Erkek olsa bile. Yağmaya çıkartacağız seni. Sen nöbette duracaksın. Sen de yatakta uyuyacaksın. Pavle. Hadi bakalım. Hmm depo. Marketin deposu. Hadi deneyelim şansımızı. Allah'ım. Burada bazı kişiler görülmüş dikkatli olsam iyi olur. Çok haklısın Pavle. Çok haklısın. Burası bildiğin yani Amazon'un deposu gibi bir yer. O yüzden burada çok fazla kişi olması beni şaşırtmaz. Futbolcuyum diye geçiniyorsun ama iki tane asker görünce hemen sesin titriyor. Aha ha, hayır 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 yukarı yukarı yukarı. O güzel. Hepsi üzerinizde ise benim işimi kolaylaştırmış oldunuz. Ben de sizi öldürünce bütün topladığınız malzemeleri alabilirim. Ses yapma, ses yapma, dur. Dur Pavle. Oo bak 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 dur. Hemen oraya gir. Hemen oraya gir. Şurada bekle. Şimdi işin sırrı bu. Birini öldürdükten sonra sakin olup sabırlı olacaksın. Bekleyeceksin. O aşağı inecek nasılsa. Zaten burası şey. inmedi. Tamam başlangıçta direkt bizi vurmazlar. Bir uyarı atışı falan bekliyorum onlardan. O yüzden. Bak şimdi koşacağım buraya. Adam çekeceğim. Tamam. Aha saklandım silah sesi duydum. Koşma sesi lan o geri zekalı. Daha duyduğun sesi ayırt edemiyorsun. Ben de PUBG'deki uçak sesiyle motor sesini karıştırıyorum sürekli. Instant kill. Fıçık fıçık bıçak darbeleriyle hemen saklanmaya devam. Saklan lan. Lan saklan. <laughs> Yazık lan hiç sevenin yokmuş ha. Geliyor geliyor geliyor. Çabuk yağmala çabuk. Vur onu. Lan dur neyi mi vuracaksınız? Durun lan. What the fuck? Kaçıyorum ben. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Eyvah. Kaç, kaç, kaç. <laughs> Nasıl gördünüz onu? Saklanmıştım Nasıl gördün sen beni? Ben bunu yaşamak zorunda mıyım? Şimdi siz bekleyin. Bruno ile gelip ağzınızı bekleyin. Sen de depresyona ne giriyorsun? Gel şuraya ya. Tamam, gidiyoruz işte oraya. Bel döveceğiz onları. Bak şimdi. Öyle koy verme kendini. Ben şimdi gideceğim. Hepsini öldüreceğim onların. Pavle'nin intikamını alacağım. Şş, tamam, bak kardeşim. Kaç yıldır biz bu işi yapıyoruz? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Bekle sen bekle. Geliyorum arkadaşlar. Ce, celin geliyor senin bekle. Sen nöbette dur Katya sen çık. Seni sadece bir adet kürekle geleceğim oraya. Şimdi kafanı gözünü pat. Buruna da öyle heybetli bir adamdır ha. Kodum mu oturtur yani. Sen Pavle gibi değilsin. Sen her zaman 5 adım öncesini düşünen bir adam oldun. Yemek yapışından belliydi zaten. Orada biri var orada biri var. Pavle burada öldü. Cesedi burada. Biliyorum. Şimdilerde su bulmak hiç kolay değil. Benim seni göndereceğim yerde bol bol su içeceksin merak etme. Yukarı çıkma işte. Niye yukarı çıkıyorsunuz? Ne bok mu var? Üzgünüm Pavle üzgünüm. Ama iyi bir dava uğruna öldüğünü bilmeni isterim Pavle. Sahip olduğun eşyalar birazdan bana çok fayda sağlayacak. Alıyorum. Korkuyorum arkadaşlar. Şak. İyi madem sen gelmiyorsun ben gelirim lan sana. Birisi kapıya mı dokundu? Hımm ilginç. Çık ortaya piç kurusu. Aha bu sefer hazırlıklı geldim. Tabi buldunuz Pavle'yi küçücük çocuk. Ha, yediniz onu. Ama Bruno öyle biri değil. Şu tipe baksana şu tipe. Şu tip. Birazdan seni öldürecek olan tip ve ölmeden önce göreceğin son surat bu işte. İhtiyacın olduğunda hiçbir adam gelmez. Ama nerede işte ben sadece yağmalamak için geldim dersin. O zaman herkes tepene üşüşür. İntikamın başka bir zamanı kaldı Pablo. Tüfek karşılığı hayatını takas etmen pek hoş olmadı ama. Biri geliyor. Hissediyorum onu. Yukarı çıkacak. Terk mi ettiniz depoyu? Ulan Pavle'yi öldürdünüz depoyu terk ettiniz demiş. şeri? Adam ölmüş burada. Gübreyle işimiz mi olur? Çiftçi miyiz biz? Vakit kalmadı arkadaşlar. Çıkışa koşmam lazım. No! Geliyor. Vurma dur. Tamam tamam tamam. tamam. Gözünün yaşına bakma herifin ama ben çoktan kaçtım bile. Oh, çok şükür sen de ölmedin burunu. Katya nasıl toparlanırdı? Balta. İşime yarar. Yapıyorum. Dün bir şey yapamadım ama yarın yapacağım. Bu gece dinlenmene bak. Onun intikamını alacağım. Harika bir balta yaptım az önce. Bir baksana. Gideceğim diyorum ya. Tamam kızım ne sinirleniyorsun? Git yat uyu. Ben kafaya koydum arkadaş bunu. Seni nöbette tutuyorum. Depresyondasın biliyorum. Ama nöbet tutman gerek. Yedi tane şeyimle, aletimle, Geliyorum 7 mermi hepsini de make it count yapacağız Allah'ın izniyle. Bunu da Joel'a söylesem var ya adam bayılır benim zevkten dört köşe olur. Ne nah, make it count mi der. You make every shot count. Yeah. Böyle boğuk bir sesle konuşup make it. Ne? Nah, make it count me. Hele duydun mu? Adam hepsini make it count yapacak imiş. Güzel iyi gidiyor. Şimdilik işlerimiz gayet iyi. Gayet iyi güzel gidiyor. Sakince sakince sessizce Evet. Lan dur ne? Hemen öyle düştün. Lütfen beni öldürme oldu tabii şimdi değil mi? Siz Pavle'yi öldürürken öyle mi oldu? Bir adam öldü. Çok ses çıkarttı. Bu yüzden diğerleri gelecektir. Sana da sıra geliyor. Senin cesedini de yağmalayacağım birazdan. Pavle benim en değerli adamımdı. En değerli. Aa dostum bu çok iyi. Çok iyi. Depoda başka adam var mı? Umarım yoktur. Burada iki kişi var. Zaten birini Pavle halletti diye umuyorum. Aşağı doğru ineceğim şimdi. Bayağı yaşadık yani burada. Aşağı doğru ineceğim. Burayı bir sonra. Oo süper. Çelik yelek. Süpersin dostum. Kullan. Gövde zırhımız, tüfeğimiz. Oo taarruz tüfeği bile var. Çok iyiyiz ya. O yüzden hemen ölmedi. Bruno gibi heybetli bir adamda çelik yelek yani sırtımız yere gelmez. Neyse benim zaten burada işim bitti. Kapıyı kapatıyorum. Yağmalayabileceğim yerleri yağmalıyorum. Şimdi burada bir seçim yapmak zorundayım. Silah parçası neyse. Bu Pavle en azından oğlu kurtuldu. Onun babası, babasının öldüğünü söylemeli miyiz ona? Yok canım ne söyleyeceksin zaten kendi anlar birkaç kere. Sağ tarafı temizledik tamamen evet. Ben burada güzel buraya iyi bir kamp attık. Ben buraya çöktüm arkadaşlar. Ara ara buraya geleceğim. Amazon Prime gibi üyeliğimi kullanacağım burada. Bir sonraki gelişimde siz görürsünüz şeyle geleceğim. Ee, ne denir ona? Oo, asıl zulayı patlattık arkadaşlar. Buradan bizim işimize yarayacak çok şey çıkar diyecektim ki biraz fedakarlık yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Böyle böyle yavaş yavaş hepinizden intikam alacağım. Pavlo'nun ölümünün e, ne kadar önemli bir şey olduğunu benim için göreceksiniz. Oo, suçun yaygınlaşması. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Artık her gece raid yiyeceğiz. Yani iki kişiyi burada bırakmamız lazım. Aç, üzgün, yorgun. Pavlo, ağzım alışmış Pavlo'ya bir kere. Çok güzel, yemek sorunumuzu da kökten çözdük neredeyse. Sen aşağı in o sırada, bize biraz işe yara. Tamam, adam öldü ama hayat devam ediyor. Bu mentaliteden kurtulamıyorum ya. Oo, testere yap, yemek geliyor dostum. Ne işe yarayacak deme, ne işe yarayacak demek. Katya mıdır, Kate misin, nesin? Al işte, hala hayattasın, buna sevinmelisin. Bir anlamı yok zaten. Lan nihilist mi oldu? Pavlo'ya öldü, adamlar nihilist oldu. Nasıl anlamı olmaz? Nasıl anlamı olmaz? Hayatta kalıyorsun ya bunun. İyi o zaman bırakalım her şeyi. Oturalım bütün gün yatalım. Onlar insanları katlettiler. Bruno onlardan birisini öldürdü. Lan harbiden öyle ha. Oyun bile beni anladı arkadaşlar. Sen bir yemek ye kardeşim. Senin açlığını ben neyin yatıştıracağını biliyorum. Bruno'nun intikamı 2. adlı bölümümüze hoş geldiniz. Bruno olarak bir kere daha gideceğim. Şu an video 44. dakikada. Tekrar gideceğim. Eskiden şöyle yapardım. Sakalım yok şu an yapamıyorum ve yüzüm kremli yapamıyorum. Depo. Bir de kereye daha ne dersin? Son bir kez burunu haydi. Çelik yelek elbette giyeceksin. Pavle için yap bunu. Pavle için. Ne kendin için ne Katya için. Bu sefer tam istediğim hizadalar. Aynen öyle kal. Arkanı dönme, arkanı dönme. Harika devam et, devam et. Önünde biri yok. Bıktım artık. Gelme buraya. Pis adam seni, kaba adam seni. Ne yapalım? Mecburuz. Elden bir şey gelmiyor. Gir içeri. Kapat kapıyı. Bıkarsın tabii ya. Ne oldu kardeşim? Biz yıllardır 1934'ten beri biz bu işi yapıyoruz. Kurban psikolojisine girmeyeceğim. Ha, öldü Pavle öldü Pavle Yapmayacaksın. Asıl burada diyorlar yani Haydutlar bizim savunmamızı test ediyor. Ulan asıl Haydut biziz zaten. Biziz. Ha? Bak. İstediğim gibi at koştururum şimdi dekoda. Neyin var mı senin? Neyin var? Neyin yok? Alacağım şimdi hepsini. Artık sen daha hiçbir şey yapamazsın bana. Elime gücü geçirdim ben bir kere kardeşim. Tamam çıkışa koşalım. Bir sonraki tur yine geleceğim buraya. İşiniz bitmedi. Bekleyin siz, bekleyin. Ne? bizi soymaya çalıştı saldır. Ufak bir yara alabilirsin. Sıkıntı yok. Ben az önce depoda 3 tane adamı katlettim. Senin aldığın ufak yara kimin umrunda? Neden yaşamamıza izin vermiyorlar? Sen öldürdün ya adamları. Sen hayatlarını sonlandırdın onların. Asıl katil sensin artık. Şu kafadan kurtul. Öldürdüm onları katiye. Pavlen'in intikamını aldım. Bıçakları bir bir arkalarına yerleştirdim onların. Yedi cihan bir araya gelmedikçe ben de bu işi bırakmam. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde e, bu karakterleri muhtemelen sona ulaştırmış olacağım. Ondan sonra oyuna kendimizi yükleyeceğiz vesaire. Çeşitli oynanış tarzları yapacağız. Ve 3-5 bölümlük bir This War of Mine serisiyle bu seriyi sonlandıracağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, yorumlarda bana ne düşündüğünüzü bildirin. Like atın, paylaşın vesaire. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.